Yine aynı şekilde aile kurumundan da bir araştırma söz konusu. Aile kurumunun boşanma sebepleri, boşanmanın oranlarında da yine bir rapor var elimizde Cemil Bey. Bunu da soracağım size. Bakanlık tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da boşanma oranı %36'ya çıktı. Ortalama evlilik süresi de 15 yıl gibi duruyor. Bunun sebepleri neler? Almanya'da neden arttı boşanma sebepleri? Evet, sebepleri farklı aslında. Şuna baktığımız zaman öncelikle bir de enteresan tabii, hükümet ve koalisyonun boşanmasından sonra aileden sorumlu bakanlık, yani Almanya geldi de bir boşanma oranlarını arttırdı. Yani burada da bir güzel bir tevafuk oldu. Bu açıklamaya göre dediğiniz gibi oran %36'ya çıktı. Aslında boşanma oranları düşüyordu normalde. Onun için birazcık bu araştırmada baktığımız zaman 2005'te mesela Almanya zirveyi zaten yakalamıştı. Evlenenlerin %52'si, yani yarısından fazlası boşanıyordu. Sonra bu rakam düşmeye başladı. Korona itibaren de yine çıkmaya başladı ve yine bu yükselme devam ediyor. Aslında beklenilmiyordur yani bu şekilde bir yükseliş olacağını. Aynı zamanda ama şunu da söylememiz lazım, hani sebeplere gelmeden önce rakam yani %52'den 30'lara düştü. Şimdi 30'lardan 36'ya çıktı. Fakat aynı zamanda resmi olarak evlenenlerin sayısı da azalıyor. Yani evliymiş gibi beraber yaşayıp da ayrılanlar bu oranda yok. Onları burada saymıyoruz. Yani onları da saysak, onları da Daha araştırmaya yüksek bir oran. katsak çok daha yüksek bir oran çıkacak. Yani sosyolojik olarak araştırmaya baktığımız zaman %50'ye yine yaklaşır diye düşünüyoruz. Asıl konu dediğiniz gibi sebepler. Sebeplere baktığımız zaman bu araştırmada da ortaya çıkıyor ama fakat geçmişteki ya psikolojik ve aile psikolojisiyle ilgili raporlara da baktığımız zaman ana sebepler belli başlı konular aslında. Bunlar hiç değişmiyor. Öncelikle iletişim sorunları, işte anlayışsızlık, aldatma, sadakatsizlik, güvensizlik, bu da çok yaygın. Şiddet, finansal sorunlar, bunlar aslında ön planlar. Bunlara karşı bir şeyler yapılması gerekiyor. Ve yoksa oran bu şekilde, yani aile kavramı zaten genel olarak bahsettiğim gibi bir farklılık yaşadığı için, yoksa rakamlar yine yükselecektir yani. Araştırma yapan bakanlık Cemil Bey, bunun için bir çalışma yapacak mı? Yani sivil toplum kuruluşlarına da burada çok iş düşüyor aslında baktığınızda. Kesinlikle. Ortak çalışmalar yapılacak mı sizce? Ya şöyle, Sağlık Bakanlığı tabii ki terapistlerle genelde ortak çalışmalar yapılıyor. Ama dediğim gibi genellikle aile kavramıyla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz mesela genelde diyoruz ki tavsiyemiz her zaman boşanmadan önce her yolu deneyin. Çünkü bir şeyi bitirmek, yani boşanmak kolay ve dönüşü de yok. Fakat bir şeyi onarmak, yapmak, oluşturmak çok vakit ve emek istiyor. Fakat kalıcı bir huzur sağlıyor. Ya olmuyorsa yine boşanmak yine de mümkündür. Ama boşandıktan sonra tekrar yani evlenemiyorsunuz genellikle. Onun için boşanmadan önce her türlü yardıma, desteğe başvurmak gerekiyor. Son çare Ya Aile olmalıyız. Bakanlığı kesinlikle, kesinlikle yani hiçbir şey olmuyorsa son çare olarak yine olacak bir şey. Ama ondan önce yapılacak o kadar çok faktör, o kadar çok şey var ki önce onlara başvurmak gerekir diye biz genelde böyle bu şekilde tavsiye Peki ediyoruz. yapılan araştırmanın detaylarına bakacak olursak Almanya'nın genelinde mi yapıldı bu araştırma yoksa biraz daha doğusunda veya batısında mı veya belli bir grup üzerinde mi yapıldı? Bu Almanya genelinde yapıldı. %36 Almanya geneli için geçerli. Fakat ayrı olarak da bakmamız mümkün. Yani doğu ve batıya farklı olarak baktığımız zaman bu oran batıda daha yüksek, doğuda daha düşük. Yani ortalaması %36. Bu da tabii ki yine aile kavramından ortaya çıkıyor. Yani batıdaki ve doğudaki aile anlayışı, işte evlilik gibi resmi evlenmeden beraber yaşama anlayışı hakikaten Almanya'nın iki farklı kültüre sahip olduğunu gösteriyor. Batı'da daha fazla, daha işte resmi evliliğe o kadar da sıcak bakılmıyor. Evlenme oranları düşük, ayrılma oranları daha yüksek. Doğu'da biraz daha hani daha fazla aile kavramı daha geleneksel olduğu için orada daha çok evlilikler oluyor, boşanmalar daha az oluyor. Siyasetteki boşanma maalesef topluma da yansımış diyebiliriz o zaman. Aynen Hocam Bey. İnşallah önüne geçecek, aile kurumunu koruyacak çalışmalar daha fazla olur, daha sık olur ve geri dönüşleri de olumlu olur diyelim. Cemil Bey çok teşekkür ediyoruz. Almanya gündemini Ben teşekkür özellikle ederim. toplumun sorunlarını bize aktardığınız için Almanya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. İstanbul'a da selamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.